sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Lincoln'in sözleşmesi askıya alınıyor ile başlayalım. Fenerbahçe sakatı bulunan Lincoln Hernike'nin lisansını yabancı kontenjanı nedeniyle askıya alabilir. Şimdi yabancı kontenjanına yabancı fazlana çözüm ararken Cao Pedro ve Diego Rossi'nin sürpriz ayrılığı insanların moralini yerle bir etmişti. Mihaza ise sözleşme yenileyen Fenerbahçe kontenjana bir kişi eklemiş oldu. Halihazırda 16 yabancısı var Fenerbahçe'nin ve 14 yabancı kuralı uygulandığı için kontenjanda yer açabilmek adına transfer yapabilmek adına 2'den fazla ismi göndermek zorunda. Şu anda Gustavo Henrique ve William Arao konusunda hemen hemen her duyumcu kesin gidecek olarak bakıyor. Mert Müldür geldi Türk olarak kadroya. Yani yabancı bir bek oyuncusu artık gelmez gibi duruyor. Şimdi menisküs ameliyatı olan ve sahalara dönüşü Ekim ayıydı. Menüsküsten daha büyük ameliyat oldu. Onu belirteyim. Menüsküs ameliyat olsaydı bir ayda dönerdi. Ekim ayını bulabilecek olan Lincoln'un sözleşmesi askıya alınabilir. Brezilya orta saha için nihai karar henüz verilmedi. Şimdi Fenerbahçe'ye geçen sezon geldi. 24 yaşında büyük umutlarla transfer edildi. 35 maçta 2 gol 8 asist yaptı. Hani 35'in de hepsinde oynamadı. Ben şunu söyleyeyim futbolcuyu kolay harcamayalım. Yetenekli bir futbolcu sakatlık dönüşü eğer eskisi gibi olursa ciddi paralara satılabilecek bir oyuncu benden söylemesi arkadaşlar. Kimse de bana darılıp gücenmesin. Ben doğruları konuşuyorum. Ben burada da daha çok doğruları konuşursam yer, yerinden oynar. Manchester United Altay Bayındır için kapıya dayandı. Transfer takımının en hızlı takım Fenerbahçe ve yıldız transferin yanında 47.9 milyon euroluk net satış karı artı bonuslarla dikkat çekiyor. Şimdi de Avrupa'nın gözde takımlarından bir tanesi Manchester United gözünü bize dikmiş durumda. Gelen bilgilere göre Manchester United Altay ay bayındırı transfer için teklifte bulundu ve milli kaleci bu teklife henüz bir cevap vermedi. Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz kulübü masaya bile oturmadan direkt Altay'ı yatırıp futbolcunun transferini gerçekleştirebilir. Şimdi bu çok enteresan bir olay biliyor musunuz? Bu hani e, daha daha enteresan bir şeyini söyleyeyim size. Eğer Altay Bayındır Fenerbahçe düşmanı olsa hemen gider. Çünkü o 6 milyon euroda Altay Bayındır'ın da ayı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bakın bir kez daha söylüyorum. Ayı var. Sevgili Volkan Demir gazeteci çok büyük sürpriz olması 6 ay bayındır önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynamaya devam edecek demişti. Ben daha önceden de söylemiştim. Şimdi Livakovic transferi gerçekleşirse. Şimdi 6 ay ikinci kaleci olarak devam eder. Birinci kaleci Livakovic olur. ikinci 6 ay olur. Ve 6 ay da bu durumdan rahatsız olur diye düşünüyorum. Öte yandan acaba bu kadar maliyete gerek olmayabilir mi? Ulan çalıyor. 6 ay geçtiğimiz sezon ortasında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme uzatmıştı. Ama Fenerbahçe yabancı kaleci konusunda ısrar etti. 40 maçta forma giydi. 45 gol gördü kalesinde. 14 maçta kalesini gole kapattı. Tuhaf, ilginç, enteresan bir istatistik vereyim. 38 lig maçımız olacak değil mi arkadaşlar? Gruba kaldığımızı sayarsak 4 tane daha Avrupa maçımız olacak. 42. Grupta da 6 maç işte sen. 48 aşağı yukarı 50-55 maçlık bir serüven olabilir. Daha da uzayabilir. Şimdi 6 ay için şunu söyleyeyim. İlk 2 maçta gol yemedi. Kalesini gole kapattı bu sezon. İstatistik süper gidiyor. Bir de sizlerle anlaşamadığım iki konu var. Birincisi yabancı sayısı. Yani Türk kontenjanı ya da Türk oynatma zorunlu. İkincisi ise hatanın büyüğü kimde? Şimdi 6 ayın önünde hani bir Van Dijk falan vardı. Altay gol yiyorsa o zaman Altay'la hiç olmaz. Ama Altay'ın önünde Gustavo Ernike falan var. Yalama ediyorsa futbolcu. Bu sıkıntı. 3 yediğimiz 4 dediğimiz maçlar var. Ren maçı falan hani e, Karagümrük maçı falan. İstanbul Spor maçı. Orada stoper hatalarına da bir bakmak lazım. Hakkımızda ayrısı olsun. Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı. Fenerbahçe Beko son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bildiğim kadarıyla bu bizde oynamıştı zaten. Geçtiğimiz sezon orada formülü 31 yaşındaki Brezilya oyuncu Raul Neto'yu kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu da 2 yıllık anlaşma sağlandı. 48 maçta görev almış. 3.3 sayı 1.0 rebound 1.6 sayı istatistiğine oynamış. Bu sezon Serta Çanlı, yanmadar Madar, Nate Sestina, Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattı, katmıştı. Fenerbahçe Beko diyor. Bu da yeni transfer oldu diyor. Benim bildiğim kadarıyla NBA'de 8 sezon geçirmiş. Avrupa'ya çubuklu formamızla dönüyor demiş. Pardon arkadaşlar bizde oynamamış. Pardon. Bu ifade biraz şaşırttı beni. İkinci tadi çalımı Pepe Fenerbahçe. Pepe. Pepe Pepe. Çok üzülüyor. Sağ kenarda birinci sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe'nin 5 yaşında peşinde olduğu fil dişili Pepe için hamle yaptığı iddia edildi. Nikolas Pepe değil mi? Golcü özellikleri nedeniyle İsmail Kartal'ın Pepe'ye onay verdiği ifade edildi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde durmuyor. Sağ kanada birinci sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Arsenal'in fil dişili oyuncusu Nikolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi. Şimdi şunu söyleyeyim. Piyasada hiç kimse konuşmuyorken Nikolas Pepe'nin neyesi konuşulmuyorken Mustafa Hoca diye bir adam Kadıköy Sokak diye de bir tane kanalı var. Orada bir iddiada bulundu. Dedi ki Nikolas Pepe ben bu kadar söylüyorum. Sonra ayrıntıları biraz üyelerine verdi sanki. Ben tahmin ediyorum. Arkadaş üyelerine verir ayrıntıları. Ama abonelere de verdi. Kimse de bize vermedi duyum diyemez. Benim günahıma da giremez. Şimdi aynı Pepe Fenerbahçe'ye yazılıyor. Bu sefer de ben yalan diyorum. Tanıcı kadrosuna katarak transfer sezonunda Beşiktaş'a gol atan Fenerbahçe'nin Pepe'nin şartlarını sorduğu ifade edildi. Kanat oynamasına rağmen golcü özellikler ön planda olan Pepe bu özelliği nedeni İsmail Kartal'ın oyuncuya onay verdiği iddia ediliyor. Fenerbahçe sağ kanat için Brezilya'da TT üzerinden de görüşme gerçekleştirmiş ancak olmamıştı diyor. Pepe seçeneği ön plana çıkmasında yüksek ihtimalle olduğu gelen haberler arasında Pepe'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Ancak sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Uygun maliyette de elden çıkartmak istiyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Nice kulübüne 28 maçta yani Nice kulübüne kiralana 28 maç oynayan futbolcu 8 gole imza atmıştı diyor. Yok arkadaşlar ben bunu sanmıyorum. Ben bu transferi sanmıyorum düşünmüyorum. Olmaz diyorum. Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder transferinde Zenit engeli. Vay Zenit. Vay. Yılan hikayesini dedin değil mi Cengiz Ünder? Artık sıkıldınız değil mi? Artık her Cengiz Ünder e haberi geldiğinde delleniyorsunuz, değil mi? Yeter diyorsunuz. Ben de. Artık hani sürekli Cengiz Ünder, sürekli Cengiz Ünder. Ya arkadaş başka futbolcu mu yok? Dünyada başka futbolcu mu kalmadı diyorum. Sonra bir taraftan yerli kuralı geliyor aklıma. Oynatmak zorunda olduğum geliyor. Neyse diyorum. Genç Ünder transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Marsilya ile görüşmeler devam ederken bir pürüz daha çıktı. Fenerbahçe bir türlü mutlu sona ulaşamıyor. Milli oyuncuda her konuda anlaşan Sarı Hacivertler Marsilya ile de prensipte el sıkıştı ancak Fransız ekibi ödeme konusunda problem çıkarmıştı. Doğru. Fenerbahçe yönetimi bu sorunu aşmaya çalışırken şimdi de ortaya Zenit çıktı. Kurç ekibi Cengiz için Marsilya'ya 10 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi. Zenit'in Fransızlarla büyük oranda anlaşılıyor da öne sürüldü. Fransız basını da bu tür gelişimi Cengiz'ün de Rusya'ya gidiyor diyerek yorumladı. Marsilya Başkanı Pablo Chocolata Pablo Longoria Cengiz konusunda yaptığı açıklamalarda Cengiz Ünder için anlaşmaya çok yakındık ama henüz olmadı. Hala bizimle masada farklı takımlardan teklifler var. Hangi kulüple anlaşabiliriz diye piyasayı inceledik. Kendisi şu an bizimle ama teklifler var demiş. Valla benim bildiğim kadarıyla yanlışım varsa hatam varsa düzeltin. Kulüpler Avrupa kulüpleri Rusya'ya direkt futbolcu satamıyor. Ambargoları var. Yanlışım varsa düzeltin. Rusya'ya futbolcu satamıyorlar. Ben böyle biliyorum. Yani ben bu şekilde biliyorum. Fiorentina Everton'a ayrılan 28 yaşındaki Kolombiya Super Yerimina'yı kadrosuna katmış. Olur mu bizi alıyorduk? Allah Allah. Duyumcu arkadaşlar bizde diyorlardı. E? Cuma namazını kılıp hepsi bizde diyorlardı. Değilmiş demek. Şimdi ne söylüyordum? Cengiz der Ben Cengiz Ünder'in eninde sonunda çubuklu giyeceğini tahmin ediyorum. Eninde sonunda. Hissi konuşuyorum eninde sonunda giyecek gibi duruyor. Çünkü yani bir şekilde olacak gibi duruyor. Bu arada Manchester United Atalanta'nın 2003 doğumlu Danimarkalı golcü Rasmus Hojland'ı 70 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmış. biz de şöyle iyi bir şey şey yapsa. Yani iyi bir şey fişeklese. Neyse. Şimdi kıymetli dostlar. Son haberimiz Batshuayi için Roma iddiası. İşte bu haber benim midemi bulandırdı. Canımı sıktı. Niye midemi bulandırdı? Canımı sıktı. Fenerbahçe'de çok üst sınıf A plus bir oyuncu var. Kim o A plus oyuncu? Edin Dzeko. Edin Dzeko A plusken 5 oyuncu değişikliği hakkı varken yedeklerde de B plus birinin olması lazım. Ya da A plus'a yakın bir sınıf. Bu isme edinceko şey Batshuai karşılıyor mu? Bence karşılıyor. Ne derseniz deyin karşılıyor. Ne derseniz deyin. Hal böyleyken Batshuai'nin bir yere gitmesi eğer attığın taş kuşu ürkete, ürkütecekse değer. Ama attığın taş ürküt yani kuşu ürkütmeye değmiyorsa hiç gerek yok. ay 6'ya gitti, 7'ye, 8'e gitti, 3'e gitti, 5'e gitti. Hiçbirinin önemi yok benim için. Batshuayi 16'ya gitti. Evet şimdi bunun önemi var. Batshuayi 18'e gitti. Çok büyük önemi var. Anladınız demek istediğimi? Haberi ben o yüzden o şekilde okuyacağım. Fenerbahçe forması giyen miçi Batshuayi'din. korbet arayan Roma'ya önerildiği belirtildi. Fenerbahçe forması giyen Batshuayi için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. Bak, aynı cümleleri tekrar tekrar. Corriere della Sport'ta yer habere göre Roma'nın Temi Abraham'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattının arayışlarına devam ettiği belirtildi. İtalyan ekibinin Alvaro Morata'yı hedeflerinden biri olarak belirlediği kaydedildi. Roma'nın Morata'nın yanı sıra Marco Arnavutovic ile temas kurduğu aktarıldı. Bu ne lan Morata Arnavutovic? Fenerbahçe gündemi bu. Bu bildiğin Fenerbahçe gündemi. Roma'ya menajerler tarafından da hücum attığı için daha düşük maliyette öneriler olduğu ve bu isimlerden birinin de Fenerbahçe'de Michi Batshuayi olduğu öne sürüldü. Roma'ya önerilen diğer isimlerin ise Atalanta'dan ayrılan Duan Zapata, Manchester United'da kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Burnley'e geri dönen Wout Weghorst olduğu iddia edildi. Bendeki duyumlara göre de Weghorst alacaklar. DHA'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizleyemeyen Batshuayi temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcüyü satabilir. Geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki oyuncu 34 maçın tamamında oynayamamasına rağmen 22 kez gol sevinci yaşadı. <laughs> Batu şu ay için bir Arap kulübünün 15 milyon euroluk teklifi vardı. Bon servis. Yani biz kabul etmedik oyuncuyla görüşün dedik önce. Görüşseler biz onu 25 ile yapardık. Şimdi eğer Batu şu ay 15 ve üzerine gidecekse okey kabul. 16'ya gidecekse kabul. 15 üstüne gidecekse kabul. Ama daha düşük gidecekse attığın taş ürküttüğün kuşa değmez yani. Umarım anlatabilmişimdir. Peki hocam sence giderim bence gitmez. Umut Nair, şu ayı edince 3 tane forvetimiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bize bir şey söyleyeyim. Baştan itibaren Nikolas Pepe ben ihtimal vermiyorum. Evet görüşüldü. Evet şartları soruldu ama bir sakatlık problemi varmış sanırım. Geçiniz. Cengiz Ünder bana göre eninde sonunda olacak. Açuay'a gitmez. Altı ay bence gitmez. Livakovic ben olmayacağını söylüyorum. Hala. Tete olmayacak. Yerimine başka takıma gitmiş. Lincoln Henrique'nin sözleşmesi feshedilir mi? Ekim ayı nereyi buluyor? 4, 8, 12, 14, 15 maç falan kaçırmış olacak. Yine de devre arasına kadar <laughs> bir 10-15 maçı var. Yani devre arasına kadar tabii ki güçlendirme olacak, fizyoterapi olacak vesaire olacak. Dondurulması daha mantıklı. Bence dondurulması daha mantıklı. Devre arasında en azından bir kulübe kiralayabiliriz. Hani oyna. Kendini geliştir. Eski haline dön diye. Mantıklı. Ja Pedro, Nico, Diogo Rossi gittiler. Dice uzattı. Gustavo Henrique, Arao gidiciler. Mert Müldür hayırlı olsun. Neto da, Raul Neto da Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Görüşmek üzere.